Tasavvuf ehlinin durdukları yer. Tasavvuf, çeşitli haksız ithamlara maruz kalmıştır. Bazı tasavvuf münkürlerinin tasavvufu sürekli zemmetmelerine, tasavvuf ehlinin büyüklerine karşı adeta harp açmış olmalarına rağmen, ders kürsülerinde ve cuma namazlarında daha önceki ithamlarından haya etmeden, bu tasavvuf ehli büyüklerinin sözlerini insanlara nakletmeleri şaşırtıcı bir çelişkidir. Onlar hiç utanmadan ve gayet rahat bir şekilde Fuday bin İyaz dedi ki, Cüneyt Bağdadi dedi ki, Hasan Basri, Seh bin Tüsteri, Muhasibi ve Bişri Hafi dedi ki diyerek nakiller yapabilmektedirler. Bu zatlar tasavvufun imamları, kutupları ve temel taşlarıdır. Tasavvuf kitapları bunların sözleri, menkıbeleri ve hayat hikayeleriyle doludur. Tasavvufun temelini atan bu büyük insanların durdukları yeri anlayabilmek için onların sözlerine kulak verelim. Cüneyd Bağdadi şöyle der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ve sünnetine uymak ve onun izini takip etmekten başka bütün yollar insanlara kapalıdır. Çünkü bütün hayır yolları sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun izini takip edip ona tabi olanlara açıktır. Başkasına değil. Bayezid Bistami bir gün talebelerinin yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Kalkın ve şu Allah'ın dostu diye bilinen falan adama ziyaret edelim. Bayezid Bestami, talebeleriyle beraber dışarı çıktığında, o adamın mescide doğru geldiğini, fakat gelirken de kıble yönüne tükürdüğünü görür. Bunun üzerine Bayezid Bestami, yolunu değiştirip ona selam vermeden geri döner ve yanındakilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir edebini yerine getirmekte kendisine güvenemediğimiz birisinin sahip olduğunu iddia ettiği velayet ve sıdk makamlarında olduğuna nasıl güvenebiliriz der. Muhammed Alevi Maliki Mefahim 16 Temmuz Mevlana Takvimi